Hardware Plus'a hoş geldiniz. Şu anda elimde önemli bir akıllı telefonun kutusunu görüyorsunuz. Meizu'nun Note 9 modeli. Neden önemli? Çünkü siz bu videoyu izledikten birkaç gün sonra ülkemizde birçok farklı kanalda telefon satışa çıkacak ve almış olduğum bilgiye göre 2000 liranın altında satılacak. Net rakam ben de bilmiyorum. 2000 liranın altında olacağını kesin olarak söyleyebiliyorum. Bu fiyat çok önemli çünkü sözünü etmiş olduğumuz telefonda Snapdragon 675 işlemci, 4000 mAh'lik bir pil kapasitesi, onunla beraber 4 GB RAM, 64 GB depolama alanı gibi özellikler bulunuyor. Telefonun yurt dışında 6 GB RAM'li bir sürümü de var ama henüz Türkiye'de o model satılacak mı bilmiyorum. Bize 4 GB RAM, 64 GB depolamalı sürüm gelmiş. Hatta size de şöyle kutusunu da göstereyim. Bize inceleme örneği siyah olarak gelmiş bu arada. Beyaz ve mavi olmak üzere diğer renk seçeneklerinin de olacağı söylendi. Kutu gördüğünüz gibi şu anda jelatini üzerinde. Ben de bu videoda sizinle beraber ilk defa kutusundan çıkartacağım. Fiyat performans kategorisinde gerçekten iş yapacak. Hatta Türkiye garantili olarak teknik özelliklerini bir kenara koyarsanız yani yazarsanız bence rakipsiz olmaya aday telefonlardan bir tanesi. Tabii ki kullanım tecrübesinde de neler sunduğunu söylemek gerekiyor. Önümüzdeki hafta da inceleme videosuyla karşınızda olmaya çalışacağız hızlı bir şekilde. Şimdi burada başka bir şey var mı? Yok. Güzel. Açılıyor. Şimdi telefonu şurada teknik özelliklerini, öne çıkan teknik özelliklerini görebiliyorsunuz. Burada 6.2 inçlik Full HD bir ekranla beraber geliyor. Snapdragon buraya niye 61'i kod adını yazmışlar? Bu aslında şey arkadaşlar 675 öyle algılayın kod adını yazmışlar. Önde 20 megapiksellik bir ön kameramız. Arkada ise 48 megapiksel artı 5 megapiksel dual ton flashla desteklenen bir arka kameramız var. Telefonda yüz tanıma teknolojisi bulunuyor. 18 wattlık bir hızlı şarj adaptörü kutudan çıkıyor. 4000 mAh'lik bir pil kapasitesi. MBAC biliyorsunuz Flyme'nin Meizu'nun arayüzündeki tek parmakla her şeyi kontrol edebilmenizi sağlayan bir özellik. Ve Flyme 7 arayüzüyle beraber geliyor. Şu şekilde çıkartayım. Çok ilginç bir çentik sistemi kullanıyor. Şimdi açayım. Doğru yere mi basıyorum? Hayır. Bizim bugüne kadar gördüğümüz geleneksel çentikten çok daha ince. Bence damla çentik yani geleneksel damla çentik kullanan telefonlara göre daha kibar görünen bir akıllı telefon. Şurada ince bir çerçevemiz var. Yanlarda neredeyse yok diyebiliriz. Üst tarafta da sözünü etmiş olduğum daha farklı görünen, daha kibar görünen bir çentikle beraber geliyor. Dobro Dosli. Nece acaba bu? Biraz böyle Rus, Ukrayna vesaire. Gibi. Evet, Türkçe'ye geçiş yaptık. Şunları hemen geçeyim arkadaşlar. Sonra kutu içeriğiyle devam edeceğim. Seçmek zorunda mıyım? Şarkının adı zorunda mıyım? Geçiyorum. Kaydet. İptal de yukarıda. Evet. Atla. Kapalı gibi. Evet. Şimdi parmak izi de isteyecek ama dünyanın en zor şifrelerinden birine gireyim. Kimsenin kıramayacağı. Parmak izi sensörü gördüğünüz gibi arka tarafta arkadaşlar. Neyse onu da göstermiş oldum. Şuradan şunu bir sökeyim. Çok pardon. Şurada gördüğünüz gibi bir parmak izi sensörü bulunuyor. Yalnız parmak izi sensörü çok küçükmüş. Şu an onu fark ettim. Kullanımda nasıl bir tecrübe yaşatacak bilmiyorum ama bugüne kadar arka tarafta yer alan fiziksel parmak izlerine göre biraz küçük geldi bana. Evet. Öyle görünüyor. Evet. Telefonumuz gördüğünüz gibi açıldı arkadaşlar. Meizu'nun alışılagelmiş Flyme arayüzü ve arka planıyla beraber. Bu arada telefonun alt tarafına baktığımız zaman bir hoparlör ızgarası, USB tip C bağlantı yuvası ve 3.5 mm'lik kulaklık girişinin olduğunu görmekteyiz. Yan tarafta güç tuşu, ses açma kapama tuşu, üst tarafta sadece mikrofon var ve diğer tarafta da sim girişimizin olduğu bölüm var. Şimdilik telefonu bir kenara bırakayım. Kutu içeriğinden neler çıkıyor ona bakalım. Ondan sonra telefonu birazcık daha yakından bakabiliriz. Burada hızlı başlangıç kılavuzları,
Klasik. Bir tane sim iğnesi. Flying logosu şeklinde. Şunları bırakıyorum. Kutuya hoyratça dalan adam. Şuradan. Yatın. Şarj kablosu. Aynen öyle. Şey çıkacak. Klasik 1 metrelik bir USB tip C kablosu arkadaşlar. Şöyle göstermiş olayım. Kenara bırakıyorum ve şarj adaptörümüzün olduğu kutu var. Şarj adaptörü şu şekilde görünüyor. 18 wattlık bir şarj adaptörü. Yani daha büyük gibi hissettirdi zaten. Oo, çok küçük yazmışlar. Flaş açmadan benim bunu görmem... Bakayım mı? Dur dur şöyle bakalım. Şuradan destek alayım. 12 volt, 2 amper. Hadi ya. Yok farklı. Yani 3 farklı şey sunuyor. Kör oldum. 20'ye kadar çıkabiliyor mu? Evet evet yani farklı değerler sunuyor da tam okunmuyor arkadaşlar. Sadece 18 watt olduğunu ben söylemiş olayım. 5 volt veya 9 volt, 12 volt, 2 amper olarak 3 farklı şey yazmışlar. 24'e kadar çıkabiliyor güzel. Telefon ama 18 desteği. Evet yani telefonun M şarj desteği 18 watt arkadaşlar onu söyleyeyim. Kutu içeriğinden bir Mizu klasiği olarak kulaklık çıkmıyor. Kulaklığınızı kendiniz satın almanız veya hali hazırda kullandığınız bir kulaklığı kullanmanız gerekiyor. Geçelim telefona. Şimdi telefonda zaten söyledik 6.2 inç boyutlu ve Full HD çözünürlük kullanan bir ekranımız var. Niye yazamadım ya bunu? Bu ekranla beraber en önemli özelliklerinden biri bence sunmuş olduğu 2000 liranın altındaki fiyata rağmen Snapdragon 675 ile geliyor olması. Snapdragon 675 bugün 600 serisinin en güçlü işlemcisi olarak görünüyor. Onun dışında hani onun üstünde 710 ve 730 gibi işlemciler yer alıyor. Şimdi şuradan belki görünüyordur dedim ama durum cihaz adı. Şurada 4 GB RAM, 64 GB'lık dahili depolama alanı olduğunu görüyorsunuz. Model ismi M923H olarak buraya listelenmiş durumda. Parmak izi sensörümüz cihazın arka tarafında ve asıl merak ettiğiniz isterseniz yavaş yavaş kamerasına bir bakalım. Ben daha önce bir mühendislik örneğiyle kamerasını deneyimlemiştim. Burada ne çekebiliriz? Böyle güzel bir şey çekelim hadi. Ne çekelim? Güzel bir şey deyip şu Mizu'nun kutusunu çekeceğim. Şöyle yansımadan çekmeye çalışıyorum. Basamadım. Yani netliği şu an gayet güzel görünüyor. 8 megapikselin avantajı. Yakınlaştırdığında da bozulmuyor. Tabii ki ikinci 5 megapiksellik kamera sayesinde şu kamera arayüzünde görebileceğiniz üzere arka tarafı bulanıklaştırabildiğiniz portre fotoğrafları da çekebiliyorsunuz. Video kısmına geldiğimizde hemen size desteklediği video formatlarını söyleyeyim. Bu fiyata 4K sunmayan telefonlar var. En azından bu telefonda 4K video kaydının aile olması 30 FPS tabii ki. Aile mesela 500 lira daha pahalı bu telefondan minimum. Onu da belirtelim. 480, 720, 1080 ve 4K olmak üzere video seçenekleri var. Bir tane selfie çekeyim. Klasik. Şuradan çevirelim. Şu anda güzellik modu mu açık? Ona bir bakayım. Evet kapattım. Portre çekebiliyor mu? Portre de çekebiliyor. Bir tane portre modu çektim. Onu mesela şu an yüklüyor. Evet, şurası gördüğünüz gibi arkadaşlar bulanık. Benim alnımdaki sivilcelerin de gayet net olduğunu görüyoruz. Bunlar da normal. Herhangi bir bulanıklaştırma uygulamadım. Ve güzellik modunu da kapattım. Bence şu anlık gayet güzel görünüyor. Tabii evet, farklı koşullarda da test edeceğiz ve ona göre yorumlarımızı yapacağız ama şu anda ön kamera performansının fiyat segmentine göre gayet iyi işler başardığını söyleyebiliriz. Tekrardan hatırlatayım. Siz bu videoyu izledikten birkaç gün sonra yani önümüzdeki hafta içinde Mizu'nun Note 9 modeli Türkiye'de 2000 liranın altında Mizu Türkiye garantili olarak satışta olacak arkadaşlar. Biz de önümüzdeki hafta itibariyle cihazı olabildiğince hızlı bir şekilde inceleyip
sizlerle videosunu paylaşmaya gayret edeceğiz. Sizin Mizu Note 9 ile alakalı sunmuş olduğu özellikler ve satış fiyatı ile alakalı düşünceleriniz neler? Lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Bir sonraki kutu açma videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.